Birkaç gündür size anlattığım bir senaryo vardı ve bu senaryo tam anlamıyla çalışıyor. Verilerle desteklemiştik, küreselle bağlantısını kurmuştuk, haberlerle de güncelliğini korumuştuk bu senaryonun. Peki şu anda bu senaryo nasıl ilerliyor? Ve ilerleyen günlerde karşımıza nasıl fiyat hareketleri gelebilir? Piyasalar nasıl şekillenecek? Hızlıca bunu anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle dominans değerinden başlayacağım. Bakın dominans değerinde günlük banttayız. Günlük bantta dominans değerine baktığımızda şu anda bulunduğumuz şu konumun bizim için bir destek konumu olduğu aşikar. Peki bu destek konumu günlükte 3 temaslı olarak gözüküyor. 3 temaslı ama bunu biz 4 saatte çekersek ne kadar fazla denendiğini ve bu konumun aslında ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. 4 saatlikte çok güçlü bir destek konumu, günlükte de daha zayıf bir destek konumu. Peki biz ne yapmalıyız? Buna göre şöyle bir hareket planı oluşturmalıyız. Öncelikle bizim bu noktadan tepki almamız muhtemel. Eğer dominans yukarı yönlü tepki alırsa Bitcoin'in fiyatında bir artış, altcoin'lerde küçük bir geri çekilme görürüz. Ancak genele baktığımızda ise o güçlü bir direnç konumundan red yedik biz. Neresi orası? Hemen şurada gördüğünüz 48,48 ,48 noktasının üstünden biz red yedik ve düşüşe başladı. Bu düşüşte tahmini olarak ilk kademede 44,60'lara kadar geriler ve burada total 2 değerimiz bizi çok daha iyi konumlara getirir. Nereye getirir? Bizim yükselişimizin başladığı, daha doğrusu yükselişin alevlendi, trendin üzerine getirir. Buradaki yükselişler bakın trendin üzerine çıktığımızda nasıl yükselişler oluyor? Bunu size göstereyim hemen. Bakın şurada trend üzerindeyiz. Trendlerin üzerinde olan yükselişler genel hat itibariyle bakın bunlar günlük banta yani şurada gördüğünüz her mumun içerisinde 6 adet 4 saatlik mum var. Her yükseliş şurada daha net görülüyor. Bakın temas alır, yükseliş gelir ve bu yükselişler hacimli yükselişler olur. Yani total 2'de olumlu günler bizi bekliyor. Peki dolar endeksi için ne söylemiştik? Dolar endeksi için aşağı düşecek yorumunu artık kabul etmiyordum maalesef. Çünkü ABD'de sizle para politikalarını izlemiştik. ABD'nin rezerv miktarlarına bakmıştık ve bunlardaki azalışı görmüştük. Peki bunu nasıl yorummuş, yorumlamıştık? Piyasada dolara ihtiyaç var. Dolara ihtiyaç varsa yapılan basımlar aslında yetersiz kalır ve doların değeri artar. Doların değeri artar dedikten sonra da şurada trendin üzerinden hareketi yukarı yönlü döndürdük. Bu da günlük banta yani şurada 6'şar saatte 6'şar 4 saatten toplamda 2 günlük yani 12 adet 4 saatlik hareket var ve bunların sonucunda da kendimizi 102,169 konumlarına çıkardı dolar endeksi. Yani bu piyasa için geri çekilmenin ana nedenlerinden birisi olarak gözüküyor. Diğer verimiz bitcoin verisi. Bitcoin'de ne demiştik? Bizim doldurmamız gereken bir konum var price action bize bunu söylüyor burada yüksek alımlı ve satımın olmadığı bir boşluk oluştu şuradaki mumlardan. Daha da yakınlaştırırsak daha net göreceksiniz. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın şu konumdan yukarısı ve şu arası bizim için neydi? Sadece alışın olduğu bir konu. Grafik bunu sevmez. Grafik o arayı doldurmak ister. Ve o arayı doldurdu mu? Evet doldurdu. Trendin üzerine kadar bir hareket geldi mi? Evet geldi. Bakın hareketi şöyle çizmiştik. Buradan böyle bir hareket gelecekti. Ve buradan yukarı dönecekti. Evet dönecek. Döndüğünde ne olacak? Total 2 değeri biraz sıkışacak. Biraz düşüş yaşayacak bazı altcoinler. Altcoinlerle alakalı da en çok yükselme potansiyeli olan 2 tane ana kategori vardı benim gözümde. Birincisi Layer 2. ikincisi yapay zeka. Bu ikisi eşit. Yani 1-2 diye numaralandırdığıma bakmayın. İkisi de çok değerlenecek. Örnek verecek olursak yapay zeka ile alakalı bir video hazırladım. Dün yükledim. Bunu da hemen gidip izleyin derim sizlere. Nasıl kazanabileceğinizi, hangi konumlardan doğru alım yapılabileceğini, hangi projelere yatırım yaparak bu durumu en güzel şekilde en az riskle değerlendirebileceğinizi anlattım. Mutlaka da buraya bir bakın. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Benim beklentim fiyatın buradan dönmesi. On chain analizlerinde yani zincirin üstüne baktığımızda neyi görüyoruz biliyor musunuz? Boğa sezonu başlıyor. En kötüsü ne biliyor musunuz? Bakın en kötü olasılıkla birlikte ayının yükseliş dönemindeyiz. Ay piyasası bitmemiş olsa bile çok güzel bir yükseliş göreceğiz. Ay yükselişi. Bununla birlikte fiyat hareketlerinin gelebileceği konumları yurt dışındaki analistler, daha doğrusu bankaların çalışanları dahil olmak üzere, banka analistleri dahil olmak üzere ortalama 40-45 bin bandına kadar çıkabileceğini söylüyor. Yani bu size ümit versin diye söylemiyorum. Olan veriler bu şekilde. Benim görüşlerim bu şekilde. Videoyu yararlı bulduysanız arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. Lütfen beğeni butonuna basıp kanala abone olun. Bunu yaptığınızda bu tarz videoların devamı gelecektir. Daha da ayrıntılı, daha açıklayıcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Siz de bunu yaparak destek olabilirsiniz. Haricinde daha fazla içeriklerden yararlanmak istiyorsanız, özel ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız Hemen burada katıldan 25 TL'lik bir üyelik var. Bunu satın aldığınızda hem Telegram'daki premium kanala katılıyorsunuz. Burada analizlerden tutun da özel haber paylaşımlarına kadar her şey var. Buraya katıldığınızda hemen size şimdi göstereyim. Şöyle bir kanala geliyorsunuz. Burada haberlerin çok ayrıntılı paylaşımları mevcut. Yukarı doğru geldiğimizde katıl özel videoların linkleri mevcut. Burada Arbitrum gibi projelerin ya da diğer projelerin teknik analizleri, fiyat hareketleri hakkındaki tahminlerin bunların hepsini paylaştığım bir kanal. Bundan yararlanarak eğitim seviyenizi yukarı çıkarabilirsiniz. Çok güzel bir içerik ve Türkiye'de benzeri yok. Ben şu ana kadar görmedim. Buraya katılmak için de katıla üye olduktan sonra hemen aşağıda aşamalar var. Yani İstek gönderiyorsunuz youtube adınızı vesaire yazıyorsunuz işlemler onaylanınca gruba alınıyorsunuz. Haricinde zaten youtube katıldığı olduğunuz için youtube'a video yüklendiğinde sizlere bildirim geliyor. Bunu yaparak da kendinize bir yatırım yapabilirsiniz çok ucuz bir şekilde amacın para olmadığı çok açık ve nettir arkadaşlar. Maxi globalde yüzde 0 komisyon ediyorsunuz bakın yüzde 0. Bunu ödemek için de şuradaki referans bağlantısına kaydolup spot ve vadeli işlemlerde alım satım yapabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.